Kavga etmek yok. Anladın mı? Sorunlarımızı kavga ederek çözmüyoruz. Konuşarak hallediyoruz. Bak çok üzüyorsun beni Ayaz. İyi tamam. Nilay, kirlerini getir, çamaşır yıkayacağım. Nilay! Anne kaçtım ben. Alisalarla sinemaya gideceğiz. Tamam. Ne o? Babamın ceplerini mi karıştırıyorsun? O ne biçim laf lan? Duymamış olayım. Aa. Şaka be. Yani sen bile o kadar klişe olamazsın zaten. Hadi kaçtım ben. Bye. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sen hep buralarda mısın? Her gün geliyor musun? Yani ya sabah ya akşam. Hı. İhtiyacım oluyor. Sen koşuyordun geçenlerde. Ha, ben aslında yüzücüyüm. Yani gençken yüzerdim. Gençken? Yani işte eskiden, daha gençken. Nasıl oldun? Görünebildin mi bir doktora? Ya iyiyim. Ya aslında ben düzenli olarak bir doktoru görüyorum. Yani faydası olur mu bilmiyorum tabii ama. Ben de ne diyor diyorum. Öyle olmaz. Benim alanım değil. Gerçekten bir psikiyatr önereyim sana. Tamam, ben düşüneceğim bunu. Benim dönmem lazım. Hı hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Havuz işi tamam, onu haber vereyim demiştim. Ne havuzu? Hani site havuz kulübü, hani başvurmuştunuz ya. Aa tamam tamam tamam, doğru söylüyorsunuz. Şimdi temizliyorlar, 2-3 güne kadar hazır olur. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel, çok güzel. İyi hadi bakalım, hayırlı olsun. İyi günler. Size de.
Herkesin aşkla ilgili büyük bir lafı vardır. Ben büyük laf etmeyi sevmem ama iyi bildiğim bir şey var. Aşkın gizemi ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde. Güzel söylemiş. Kavga etmek yok, tamam mı anneciğim? Ya bu çanta çok ağır. Ay hazır, hadi. Servis kapıda bekliyor. Hadi. Kaçtım ben. Aa, hop. Öpücük. Ay, hadi ya. İyi dinleyin derslerinizi. Hadi Allah'a emanet. Ben kaçıyorum. Hah, kaçtım ben. Mehmet dur. Bir şey konuşacağım. Çok geç aldım bile hediyeni. O değil Mehmet. Sana bir şey soracağım. Gözlerimin içine bak. Hayır, yaşlı görünmüyorsun. Mehmet bir dinle. Başka bir kadın mı var? Ne? Bana doğruyu söyle Mehmet. Başka birim var. Arzu sen ne sorduğunu farkında mısın? İnkar etme Mehmet. Ben her şeyin farkındayım. Her şeyin. Muğla'ya gittim dedin, gitmemişsin. Otelde kalmışsın, Sıvan Otel'de. Kibritini buldum. Sonra o arabanın arkasında bulduğum hırka. Ya bir de Merve'ye ait sandım, ben kendimi rezil ediyordum ya senin yüzünden. Evet. Evet. Hadi dinliyorum. Bakalım nasıl açıklayacaksın bunları. Hadi. Evet doğru. Hırka Merve'nin. Ay Mehmet başlama ya. Merve'ye sordum, ona ait değilmiş hırka. Dinleyecek misin? Doğum günü hediyen için Merve'den yardım istedim. O da sağ olsun kırmadı, yardım etti bana. Arabayla gidip gelirken hırkayı arabada unutmuş herhalde. Sürpriz bozulmasın diye belli ki inkar etmiş. Hırka benim değil demiş bu. Muğla'ya da gitmedim, doğru. Çünkü o gün otelde toplantım vardı. Büyük bir satış. Sana sürpriz olsun istemiştim ama madem söyleyeyim. O istediğin siteden yazlığı alabilecek gibiyiz. Otel hikayesi de bu. Başka? Nasıl ya? Yani ben şimdi bütün bunları... Ne Arzu? Ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kurtulmak mı istiyorsun benden? Boşanmaya bahane mi arıyorsun? Nedir senin derdin ya? Ne alakası var Mehmet? Yani ben sandım ki... Nasıl ya? Ben bu kadar özenirken, senin üzerine titrerken nasıl böyle şeyler düşünürsün? Görmüyor musun? Hala farkında değil misin nasıl seviyorum seni? Ben hiç şüphe etmedim sevgimizden, evliliğimizden. Ama sen böyle şeyler düşünmeye başladığına göre bitirmişsin herhalde içinde. Hayır. Sevmiyorsun herhalde beni. Bıktın belki de. Hayır Mehmet, olur mu hiç? Ne biçim laflar onlar, olur mu öyle şey? Ne peki? Niye yapıyorsun bunu bana? Niye bu kadar üzüyorsun beni? Ne yaptım ben sana Arzu? İyi bir koca, iyi bir baba olmaya çalışmam. Özür dilerim. Nerede hata yaptım ben ya? Söyle bana bileyim. Yani gerçekten bilmek istiyorum. Nerede hata yaptım? Söyle bana bileyim ne olursun. Mehmet özür dilerim ben gerçekten. Ben gerçekten seni kaybediyorum sandım Mehmet. Ben ondan delirdim böyle. Özür dilerim. Benim başka kimim var Mehmet? Benim senden, çocuklarımdan başka kimim var? Özür dilerim. Affet beni. Ne olur affet beni. Ben bir söz verdim Arzu. Ölünceye kadar seni seveceğim. Sen istemediğin sürece asla yanından ayrılmayacağım dedim. Ama sen eğer istemiyorsan... Hayır, çok seviyorum. Mehmet, ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum, ne olur affet beni.
aşkım. Basamak. Ver. Basamak. Tamam. Tamam. Açma gözünü anne sakın. Ay ama çok merak ediyorum ya. Ya bozma sürprizi hayatım, o kadar uğraştık. Az kaldı, geldik geldik. Hadi. Ay. Üç. İki. Bir. Ay inanmıyorum. Ay çok güzel. Ay çocuklar harika. Beğendin mi? Her şeyi yapıyormuş. Yani biraz zorlasan senin yerine bize fırça bile atar. Atsın. Sin oranı. Babama fikriydi. Annemiz her şeyin en güzeline layık. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Hah bastan. Alo. Hah hazır değil mi? Ayaz. Topladın mı ablacığım kapının önünü? Ya ben niye toparlıyormuşum? Sen toparla. Ya sabahtan beri her şeyi ben yapıyorum. Bir zahmet onu da sen yapıver. Tamam tamam ya bağırmayın. Her şeyi ben yapacağım. Buraları da toparlayacağım. Her şeyi halledeceğim. Ama çocuklar yani böyle her şeyiniz her yerde. Herkes her şeyini düzgün bıraksa evde her toplu olur. Mehmet telefon. Söz verdim. Ölünceye kadar seni seveceğim. Sen istemediğin sürece asla yanından ayrılmayacağım dedim. Hazır mısın? Hı hı. Buyurun o zaman.
Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. İyi bir komutanın kazanmasını sağlayan, daima çözülemez bilgeliği ve iz bırakmayan bir hareket tarzı olmasıdır. Olabildiğince gizlen. Öyle ki görünemez ol. Olabildiğince gizemli ol. Öyle ki sesin bile işitilmesin. O zaman düşmanın kaderi senin elindedir. Lisede de kendine çok dikkat ederdin. Ama zaman da sana bunun karşılığını çok iyi vermiş. Ne haber? Neden buradasın? Ben aslında dün gece için Pelin adına özür dilerim senden. Senin buraya taşındığını da biliyordum aslında. Bir arada uğrayacaktım sana ama. Ama ben bilmiyordum. Sizin Pelin'le birlikteliğinizi, hatta evlendiğinizi. Ya siz kadınların içinde zaten akıl sıra almıyor yani gerçekten. Böyle bir şeyi nasıl saklarsınız ya birbirinizden? Bizim seninle kocaman bir mazimiz var sonuçta. Nasıl arkadaşlarsınız ya siz? Nasıl arkadaşsak artık. Belki de sürpriz yapmak istemişlerdir. Asıl sürpriz bana oldu dün gece. O kolyeyi boynunda görünce... Yani... Nasıl söylesem... Böyle... Kendimi çok... Tuhaf. Yani tuhaf hissettim. Kolyeyi çıkartalı çok oldu. Sadece dün bir kurye geldi senden. Kolyeyi getirdi. Aslında takmayacaktım ama. Bunu dün gece de söyledin. Oya ben sana kolye falan göndermedim. İnkar mı edeceksin Taylan? Oyacığım ben sana kolyeyi tekrardan gönderecek olsam çıkar karşına veririm o kolyeyi. Yüz yüze. O kadar cesaretim de var yani. Kuryeyle falan uğraşmam. Sen değilsen kim gönderdi peki? Bilmem. Bilmiyorum. Yani o mevzuda herhalde bir yanlış anlaşılma var. Neyse ya. Bak yıllar geçti. Yine karşı karşıyayız. Konuşacak o kadar çok şey var ki seninle. Benim kliniğe geçmem lazım, sonra konuşuruz. Bir kahve. Bir kahve. İşim var Taylan. Heyecan yapmayın. Ben de heyecanlandım şimdi. Kalbim duracak gibi doktor hanım. Sen şahitsin doktor hanım. Yıllarca uğraşıyoruz bir evladımız olsun diye. İnşallah bugün nasip olur. İnşallah. İnşallah. Ama gebe değilsek de çok üzülmeyin. Denersiniz yine olur. Tamam mı? Öyle üzülmek, kararmak yok. İnşallah. Hadi bakalım. Aa basmaya. Ne? Doktor hanım bir şey mi gördünüz? Gözümüz aydın. Bebiş geliyor. Bebiş. Mahmut. Allah'ım sana şükür. Geliyor. Bebiş. Bebiş geliyor. Anne mi oluyorum ben şimdi? Evet anne oluyorsun. Sayenizde doktor hanım. Siz olmasanız bugünleri asla göremezdik. Çok tebrik ederim. Allah ne muradın varsa versin doktor hanım. Ver o mübarek eline. Lütfen lütfen estağfurullah. Vallahi. Lütfen. Allah senden razı olsun. Allah ayağını taşa değdirmesin. Sağ olasın doktor hanım. Sen sağ olasın Mahmut. Bundan sonra görev sana düşüyor. Karına çok güzel bakacaksın.
Doğduktan sonra da evladına. Sen hiç merak etme doktor hanım. Pamuklara sararım ben son günümü, pamuklara. Doktor hanım, bundan böyle her gün size dua edeceğim. Evladım kız olsun, adını Oya koyacağım. Tabii, doğru dedim Mahmut. Hem bayramlarda elini öpmeye gelir Oya teyzesinin. Değil mi? Teyze mi? Ne yaptın ya? Abla olsaydın bari. Sağ olasın doktor hanım. Allah razı olsun. Bir ay sonra tekrar bekliyorum. Telefonum her zaman açık. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Ve dediğim gibi beslenme çok önemli. Orası bende doktor hanım. Hiç merak etmeyin. Allah razı olsun doktor hanım. Hadi son gülüm gidelim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Ben geldim. Telefonu neden kapalı? Partiden beri açmıyorsun. Burcu, sen çıldırdın mı? Kapıya gelmek nedir ya? Ya Arzu evde olsaydı? Burada değil yani. Güzel. Ne oluyor Mehmet? Beni terk ettiğinde haberim mi yok? Neden ulaşamıyorum sana acaba? Bir sakin olur musun? Telefonum kayıp. İş yerinde aradım bulamadım, eve bakmaya geldim. Yalan söyleme. Sen şuna karıma dönmek istiyorum desene. Adam gibi. Partide de gözümün içine baka baka Arzu'ya metiyeler düzüyordun. Yok neymiş, hala çok gençmiş. Diğer yarınmış falan. Bak bak. Laflara bak. Sevgilim bir dinler misin? Bırak. Gördüm ben senin sevgilinin kim olduğunu. Seviyorsun değil mi hala? Karına döndün değil mi? Ya saçmalıyorsun. Arzu partiden sonra annesine gitti apar topar. Telefonlarıma da çıkmıyor. Nasıl? Aranız mı açık? Bilmiyorum ki, ben de anlamadım. İlginç. Sen nasılsın? Ne oldu? Hemen sakinleştim bakıyorum. Evi gezdirsene bana. Hazır Arzu da yok. Hayda, ne evi şimdi, bırak ya. Ya hadi, yaşadığın yeri merak ediyorum sevgilim. Yatak odası bu tarafta mı? Hayır, ne gerek var şimdi böyle bir şeye? Sen sağda mı yatıyorsun solda? Burcu, hadi. Solda, bizdeki gibi yani. Bitti mi? Ev çiçek gibi pırıl pırıl. Mutfak tertemiz. Çarşaflarımız da ütüleniyor. Her türlü konfor var yani. Ne? Ege. Nasıl? Burada. Ne yani? Kutsal mı burası? Bu yatak dokunulmaz mı? Canım değil tabii yani, o ondan değil de. Ben seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Yapma. Dur o zaman. Yapma.